Evet, Ebru Doğan Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantıları bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli Evliyalar Şehri, Şehitler Şehri Kastamonu'daydı. Ardından da durağı Çankırı oldu. Bugün de o hız kesmeden mitingler, açık hava toplantıları kaldığı yerden devam ediyor. Zira bizler şu an Nevşehir'deyiz ve saatler 17'yi gösterdiğinde de MHP lideri Devlet Bahçeli Niğde'de olacak. Niğdeli vatandaşlarla bir araya gelecek. Değerlendireceğiz miting programlarını. Yanımda değerli bir konuğum var. MHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Nevşehir Milletvekili adayı Sayın Filiz Kılıç. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, ilimize hoş geldiniz. Hacı Bektaş Diyarı'na, Hoş Görünüm Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Efendim, adaylığınız hayırlı olsun ilk olarak. Bu kapsamda bugün bizi nasıl bir miting bekliyor, nasıl hazırlıklar yapıldı? Teşekkür ederim. Nevşehir'de birinci sıra milletvekili adayım. İki değerli adayımız daha var. İnşallah biz Nevşehir'de 3-0'ı hedefledik. 14 Mayıs akşamında büyük bir zaferi beraber kutlayacağız diyoruz. Evet, bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi sayın liderimiz Nevşehir'e teşrif ediyorlar. Birazdan kendisini karşılamak üzere karşılama alanına gideceğiz. Biz bu miting belli olduğu günden bu yana, tarihi belli olduğu günden bu yana, saatten bu yana bütün Nevşehir halkıyla, başta teşkilatımız olmak üzere, ülke ocaklarımız olmak üzere ve Nevşehir'deki ülküdaşlarımız, hemşehrilerimiz olmak üzere her partiden, aslında her görüşten büyük bir heyecan içerisindeyiz. Liderimizi en iyi şekilde karşılayabilmek için var gücümüzle gayret sarf ettik. İnşallah bu birkaç saat sonrasında da liderimiz halkımıza, hemşehrilerimize hitap edecek. Büyük bir coşkuyla biz onu karşılamaya hazırız. Miting esnasında da bu coşkuyu inşallah ekranlarımıza yansımış şekilde göreceğiz. Akabinde de biz bu kalabalıkla birlikte, değerli hemşehrilerimizle birlikte seçim koordinasyon birimimizi de açma planladık. Beraber oraya geçeceğiz. İnşallah bugün akşama kadar bütün Nevşehir halkıyla, hemşehrilerimizle, sayın liderimizle birlikte onun emrettiği yolda, onun bize açtığı yolda devam ettiğimizi, arkasında olduğumuzu Nevşehir halkı olarak haykıracağız. Efendim, 14 Mayıs 2023 seçimlerine artık çok az bir zaman kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi sürecin en başından beri sahada. 4 Eylül'de Sivas Kongresi ruhuyla Sivas mitingi başladı. Araya maalesef ki deprem felaketi girdi. O şimdi de kaldığı yerden devam ediyor bu programlar. Sizin saha çalışmalarınız nasıl sürüyor? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Evet, sizin de ifade buyurduğunuz gibi aslında biz seçim çalışmalarımızda bundan 10 gün öncesinde başlamadık veya 15 gün öncesinde. Biz aylardır seçim çalışması yapıyoruz. Bölge toplantıları yaptık, il toplantıları gerçekleştirdik, ilçe toplantıları gerçekleştirdik. Köyüm benim projesini, komşum nasılsın projelerini gerçekleştirdik. Yani aylardır bilfiil zaten teşkilatlarımız da bu projeler kapsamında hep halkımızla bir aradaydı. Bizler de genel başkan yardımcıları olarak bu organizasyonların hep başında olduk, beraber olduk. Zaten kendimizi Milliyetçi Hareket Partisi yapmak istediklerini, inşallah iktidara geldiğimizde her alanda, ekonomiden eğitime, ziraatten güvenliğe kadar neler yapmak istediğimizi hepsini birebir anlatma çabası içerisinde olduk. Sıkışmadığımız el kalmadı, tokalaşmadığımız el kalmadı, konuşmadığımız hemşehrimiz kalmadı, vatandaşımız kalmadı. Ama malumdur. Seçim startı verdiğimiz günden bu yana, Yüksek Seçim Kurulu'nda adaylar netleştikten bu yana bu çalışmalarımız kat be kat arttı. Ben yakinen takip ediyorum. Türkiye çapında Milliyetçi Hareket Partisi bütün milletvekilleri adaylarıyla bütün evlerde, bütün esnafımızla birlikte her yere koşturmaya çalışıyor. Nevşehir özelinde de ben buraya geleli 15 gün oldu. 15 günü de geçti. İnanın hemşehrilerimizin yoğun bir ilgisiyle karşılaştık. Esnaf ziyaretlerimiz, sivil toplum örgütleri ziyaretlerimiz, iftar programlarımız, sahur programlarımız, hanımefendilerle ayrı toplantı, esnaflarımızla ayrı toplantı.
Onlarca toplantı gerçekleştirdik, yüzlerce eve girdik, binlerce vatandaşımızla tokalaştık, dertlerini dinledik. Sadece Nevşehir merkezde değil, ilçelerinde, kasabalarında, beldelerinde, köyünde. Dün mesela ben Avanos'un beldelerinde, köylerindeydim. İnanın o coşkuyu gördükçe gözlerimiz doldu, heyecanımız, isteğimiz, arzumuz çok daha fazla arttı. Büyük bir teveccüh var. Öncelikle sayın liderimize, akabinde de başta ben olmak üzere diğer milletvekili adaylarımıza, teşkilatımıza büyük bir teveccüh var. İnşallah 14 Mayıs sabahı da o gün içerisinde bu teveccüh, bu coşku, bu istek sandığa da yansıtacak ve yansıyacak ve biz Nevşehir olarak zaferimizi kutlayacağız diyorum. Şunu da sormak isterim. Buyurun. Kesin aday listesi açıklandığında kadın adayların oldukça fazla olduğunu gördük MHP'nin aday listesinde. Avantajı nedir efendim bir kadın milletvekili adayı olmanın? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu dönem sayın liderimizin söz verdiği gibi o hep toplantılarda ifade ediyordu. Kadınlarımız bizim için çok değerli. Türk tarihine baktığımızda beyin yanında her zaman Begüm'ün olduğunu, Hakan'ın yanında her zaman eşinin de birlikte hareket ettiğini, kararları ortak verdiğini her zaman ifade ediyordu. Ve biz yıllardır da kadın adaylarımızın ve başta yönetimde olmak üzere kadınların daha fazla söz sahibi olması gerektiğini hep ifade etmiştik. Sayın liderimiz de sağ olsun bu doğrultuda şu anda kadın adaylara eskili oranla çok daha fazla yer verdi. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Sizler de biliyorsunuz, her zaman denir yuvayı yapan dişi kuştur. Ailede kadının çok önemli bir rolü var. Dolayısıyla toplumu oluşturan da aile olduğuna göre kadının toplum içerisinde çok çok önemli bir rolü var. Etkileyici bir rolü var. Sürükleyip götürücü liderlik vasfı var. Bu sebeple kadınlarımızın daha görünür hale gelmesi bizim çok büyük bir avantajımız olacak diye düşünüyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Nevşehir özelinde de bendenizde yıllarca burada rektörlük yapmış olmanın avantajını kullanarak ve halkımızın teveccühünü kazanmış iyi kötü bir rektör olarak öyle ifade edeyim. Ve 2019'da da gene yerel seçimlerde de belediye başkanı adayı olan bir kadın olarak büyük bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz. İnşallah 14 Mayıs günü bunu da göreceğiz diyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katkınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Zahmetler verdik size. Ama iyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki sizin aracılığınızla bütün Türkiye'ye sesimizi duyurduk. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkürler rica efendim. Ederim. Evet, Ebru Doğan yayın konuğum, MHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Milletvekili adayı Sayın Filiz Kılıçoğlu. Artık bizim burada gün boyunca haber nöbetimiz devam edecek. Buradan sonra da durağımız Niğde olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli Niğdeli vatandaşlarla da bir araya gelecek Nevşehir'den sonra diyelim ve sözü bir virgül koyarak başkent Ankara'ya bırakalım.